Selamünaleyküm. Aleyküm selam Ahmetciğim. Aleyküm selam. Ahmetciğim merhaba Ahmetciğim. Merhaba usta. Ne odasın? Hacı abi. Adam üç düğme hastası ya. Sabahleyin bir çekerde göndermiş, adamına verdiğim çekerde kendi almış geliyor. Bunun kolunu kısaltsın diyor. Bizsek siyah bir tane umaş indirdik, onda tam belli olur. Ben böyle bir canlı yayın falan olsa, ustamın beddasını söyleyeceğim. Çalıcı Ahmet, al buradaymış. Biz erken bir adam değil mi? Evet. Yarın yine İstanbul'dan sorarım, nasıl? Yarın... Ben bir çay getiririm. Hacı abi ne var ya? İyidir. Şurada gelip ya lan. Çakak yukarıdaki yaptırımız da şey... Ben bu mesleğe ilkokul 4'ten ayrıldım, mesleğe girdim. O günden bugüne terziliğe devam ediyoruz da. Okumayı çok isteyerek okumadım yani. Onun için de ilkokul 4'te okulda kalınca ben babama dedim ki ben okumayacağım dedim ha. Babam da ne yapacaksın dedi. Bir mesleğe gireceğim dedim. Aslında babam beni şeye koymak istemiş. Bu televizyon tamirciliğine. Orada da ben küçüğüm diye almamışlar. Sonra beni bir bizim tanış vardı, sağ olsun Allah razı olsun. O beni götürdü, bir terzinin yanına yerleştirdi. Daha sonra da babamın gözü o meslekte olduğu için, yani televizyon tamirciliğinde olduğu için ona koymak istemiş. O da bir arkadaşına şey yapmış, geceleri çalıştığımız için gece çalışmayı mesela terzikte gece çalışma çok olduğu için babam onu istememiş. Gündüz evine gelsin diye. Arkadaşı da demiş ki tamam akşam erken geldi oğlun evine demiş. Kahveye giderse, gezmeye giderse daha mı iyi olacak demiş. Ondan sonra biz terzi olduk. Ama mesleğe de sevdiğimiz için severek yapardık. Yani bugün olmuş yine severek isteyerek yapıyoruz yani. Terzilik mesleği derken bütün meslekler hangisi olursa olsun severek ve isteyerek yapmazsan yapamazsın. Hiçbir mesleği yapamazsın. Terzilik mesleği de biraz da güzel sanatlar güzel sanatlara girdiği için biraz daha şey olmak lazım. Yani üzerinde daha fazla durulması gereken bir meslek. Bir de severek yapabileceğin meslek. Severek isteyerek yapmazsan bu mesleği yapamazsın yani. Zor bir meslek. Ben kendi işimi askerdeyken askerliğim bitmeye 70 gün kala askerlik düşecek diye albayım beni izine gönderdi. O zaman izinler yanar diye 30 izinim vardı. Albay beni izine gönderdi. Ben de 30 izin vermişlerdi bana. 4 de yol verdiler 34 gün. Geldim yine burada çalışıyorum. O zaman ustamın yanında çalışırken dedim ki bu terziliğin, işçiliğin nereye kadar yapacaksın? Ben bir dükkan açayım. Bir dükkan açayım. Çalıştırırsam, çalıştırdım. Çalıştıramazsam yine giderim terziliğimi yaparım dedim. Ha. O zaman izinim bitmeye 10 gün kala bu dükkanı geldim. Ben tuttum o zaman bu dükkanı tuttum. Kiriye tuttum. O gün bugün biz burada çalışıyoruz yani. Ben bu meslekle 4 çocuğum var. Biri oğlan, üçü kız. Hepsini de okuttum. Hepsi de evli, ev var sahibi. Ama çocuğumuz öğrenmedi mesleğimizi yani. Torunumuz öğrenmedi. Mesleğe eski ilgi yok. Eski sevgi yok. Olsa da
Yani yeni yetişen nesil terziye gel ve elbise yaptırmıyor. Hazıra, markaya kaçıyorlar. Onun için de meslek biraz zorlaştı yani. Yani yeni yetişen nesilde de olsa biraz zor karnı doyurur artık. Bu meslek zorlaştı. Ben bu mesleğe 78'den bu tarafa, yani bu ustalığım, 78'den bu tarafa ustalığım var. Ondan sonra da ilkokuldan ayrıldım, askere gidene kadar da askerlikle dahil terziydim ben. Yani ilkokul 4'ten ayrıldık. Terziyiz, hala terziyiz, terziyiz, evet. Tam yarım asır oldu, evet. Yarım asır. Yarım asır oldu, evet. Çünkü 10 yaşında ne başladık mesleğe? 10-11 yaşında başladık. Yaşımız 60-61. Evet. Yarım asırdır meslekteyiz. Peki saçları bu meslekte arttınız ya. Tabii canım, saçımızı meslekte arttık. Gözlerimizi meslekte şey yaptık. Yakın gözlüğü kullanmazsak şimdi gözümüz de görmüyor. İğne kolay değil yani, iğne takmak, yani ipliği niye takmak kolay değil. Evet. Ben ilkokulu bitirdikten sonra bu işe başladım. Ondan sonra karferlik döneminde böyle devam edip gidiyor. Şu ana kadar da karferlikle devam ediyorum. Emekli oldum. Bir yerde, yalnız bir dükkanda 33 sene çalıştım. Ondan sonra buraya geldim. Burada da beraber çalışıyoruz işte. Devam edip gidiyoruz. Evimizi geçindirmeye işte bundan ekmek yiyoruz. Tabii şimdi mesleğimi severek yapıyorum. Buna kafayı vereceksin, göz nuru döküyorsun. Ona yaptığın işe dikkat ederek temiz iş çıkartmaya yöneliyorum. Bunu zaten temiz iş çıkartmadıktan sonra sıradan bir şey değil. Yapılacak bir iş de. Bu mesleğinin özel siparişleri temiz işten yürüterek geçiyor. Bunun haricinde öyle geceli gündüzlü çalışarak bu seviyelere geldi işte. Bazı isim yapmış ustaların işleri normal gidiyor. Tabii ki konfeksiyonun karşısında biraz zayıf düşürüyor ama mevsim itibariyle genelde işler değişiyor. Kışın elbise diktirme olayı oluyor. Yazın pek pantolon üzerinde şey diyor. Ama kışın işler iyi oluyor yani. Bu işçiliği asgari ücret düzeyinde ancak kazanç sağlanabiliyor. Bu bütün ustalar, karfalar da seviyeler düşük olduğu için yetişen insanlar da yoktur. Yani çırak olayı da yoktur. Bulamıyorsunuz değil mi? Bulamıyoruz. Çünkü çalıştıran da yok. Yani ustalar da çalıştırmıyor. Çünkü onların gelir düzeyleri yetersiz olduğundan dolayı. Onun için çalışan da yok, çalıştıran da yok. Onun için meslek yavaş yavaş yok olmaya doğru gidiyor yani.